JoJo hakkında araştırma yaptıysanız veya standlar arasında karşılaştırma yaptıysanız stand statları bir anlam ifade etmiyor. Cümlesini pek çok kez duymuş olma olasılığınız çok yüksek. Peki bu stand statları tam olarak ne? Ne işe yarıyor ve ne için kullanmalıyız? Gerçekten bir anlam ifade ediyorlar mı? İşte bu videoda stand statların mantığından bahsedeceğiz. Statlar standların yeteneklerinin belirli seviyelere oturup kötü veya iyi parametrelerde olduğunu ölçen bir sistemdir. Yıkıcı güç, hız, menzil, dayanıklılık, hassasiyet ve gelişim potansiyeli olarak 6'ya ayrılır. Bu ölçeklerde A çok iyi, B iyi, C ortalama, D kötü, E ise çok kötü olmak üzere toplam 5 seviye ile değerlendirilir. Ayrıca statlar bu seviyelerinin dışında harfle gösterilmeden soru işaretiyle bilinmiyor şeklinde, sonsuzluk işaretiyle sonsuz anlamında, non ifadesiyle de o statın bu standta bulunmadığını ifade edecek şekilde değerlendirilebilir. Non değerlendirmesini seride 2 farklı şekilde gördük. Gold Experience Requiem hariç tüm standlarda non gerçekten o statın olmayışını belirtirken, Gold Experience Requiem'de non değerlendirmesi o statların ölçülemeyecek kadar güçlü olduğunu belirtiyor. Tabii bir de bazen statlar tamamen spesifik olarak da değerlendirilebiliyor. Jail House Lock standının menzilinin sadece hapishanenin içi olması buna güzel bir örnektir. Peki insanlara göre statları anlamsız kılan şey nedir? Genelde insanlar statların anlamsız olduğunu Kiss ve Star Platinum standlarını karşılaştırarak söylüyorlar. Star Platinum seride gördüğümüz en güçlü standlardan biri. Işık hızını aşabiliyor, zamanı durdurabiliyor falan. Ama onun yanında Kiss o kadar da muazzam bir stand değil. Ama buna rağmen bu iki standın statları aynı. Peki bunun olayı ne? Bu doğrudan statlar anlamsız demek mi? Cevap hayır. Çünkü bu statların ölçekleri her zaman aynı şeyi ifade etmiyor. Star Platinum'un gücü ve hızı onun yumruklarıyla ilgiliyken, Kiss'in gücü ve hızı onun çıkartmalarıyla ilgilidir. Kiss'in ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde kopyaladığı nesneleri birleştirebildiğini biliyoruz. Burada verilen ölçek ona ithafen A olarak belirtiliyor. Çoğu kişinin statları değerlendirirken atladığı nokta tam olarak da bu. Her ölçeğin aynı şeyi ifade ettiğini sanıyorlar. Ama durum öyle değil. Mesela en basitinden Whitesnake'in hız statı, standın kendi hızını değil, asit yeteneğinin yayılma hızını ifade ediyor. Bu bilgilere göre her bir parametrenin ne anlama geldiğini açıklamak gerekirse şöyle olurdu. Yıkıcı güç, standın yaptığı saldırıların ne kadar yıkımaya ulaştığını ölçüyor. Hız, standın öne çıkan özelliğine göre değişebiliyor. Whitesnake'deki gibi özel yeteneğinin veya fiziksel kuvvetinin hızını ölçüyor. Menzil, çoğunlukla standın kullanıcıdan kaç metre uzaklaşacağını ifade etse de bazı standlarda farklı anlamlara gelebiliyor. Örneğin C-Moon standında menzil 3 kilometre olarak belirtilirken bu standın yer çekimi gücünün nereye kadar etkili olduğuyla alakalıdır. Dayanıklılık statı standın aktif olarak yeteneğini ne kadar sürdürebileceğini ölçer. Bu da standdan standa farklı anlamlara gelebilir. Hassasiyet statı adından da anlayacağınız üzere standın isabetini ve etkisinin ne kadar hassas olduğunu ölçüyor. Örnek vermek gerekirse Star Platinum'da bu stat refleks ve isabet doğruluğu anlamına geliyor. Mermileri tutabilmesi ve The World ile savaşırken Jotaro'nun görememesine rağmen isabetli bir şekilde yumruk atması bu statın A olmasıyla ilgilidir. Son olarak gelişim potansiyeli standın olası yetenek ve güçlerinin geliştirilme kapasitesini ölçüyor. Star Platinum'un gelişme potansiyeli A iken Part 6'da E'ye düşüyor. Bunun sebebi Jotaro'nun standıyla yapabileceği her şeyi yapmış olmasından kaynak. İnsanların atladığı önemli bir noktaya değinmek lazım. Stat seviyelerinin tüm seride aynı seviyeyi ifade ettiğini sananlar var. Fakat bu çok yanlış. Standların seviyelerinin çoğu özneller. Örneğin Hangman'in hızı A ve seride ışık hızında olduğu söyleniyor. Fakat Star Platinum'un da hızı A ve seride ışık hızından daha hızlı olduğu söyleniyor. Ama bu standların statlarının ikisi de A. İşte bu durumda dediğimiz gibi bu aynı şeyi ifade etmiyor. Aynı kefede değerlendirmek durumu tamamen yanlış anlamanıza sebep olur. Bu statlar standların genel yeterli değerlendirmeleri. Örneğin çok iyi seviyesindeki bir stat çok iyidir. Ama başka çok iyi seviyesi almış bir standa göre daha güçsüz veya güçlü olabilir. Bunlar sadece o standın hangi seviyede olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza yarar. Örneğin menzil seviyesi C olan bir standın menzili 5 metre diye belirtildiyse diğer tüm standlarda C seviyesi 5 metre olmak zorunda değildir. 3 de olur, 4 de olur. Bu değişir. Bu da statların inanılmaz geniş bir yelpazede değerlendirildiğini açıklıyor. Sonuç olarak statları bir anlam ifade etmiyor demek çok yanlıştır. Bizim videoda bahsettiğim şekilde bakarsanız duruma her şeyin mantığa oturduğunu anlayacaksınız. Bu biz standları birbirleriyle kıyaslayalım diye yapılmıyor. Statlar verilen her stand hakkında daha fazla bilgi edinmemiz için yapılmış ve bu görevini de gayet iyi yerine getiriyorlar.